gecedir ağlarsın ey kaşı keman. Bu duman başımızdan yali 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 kalkmaz mı dersin? Duman başımızdan yali 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 kalkmaz mı dersin? Selman'ın carına erişen haydar, bir kere yüzümüze yali 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 gülmez mi dersin? Bir kere yüzümüze yali 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 gülmez mi dersin? Dostumdan yani 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 umudum kestim. Eşimden dostumdan yani 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 umudum kestim. Ehli beytten başka yok mudur dostum? Yolumuz Kerbela'dan yani 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 geçmez mi dersin? Yolumuz Kerbela'dan yani 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 geçmez mi dersin? Hatayım eydür, senindir ferman. Olursun her kulun yali, 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 yali derdine derman. Olursun her kulun yali, yali, yali derdine derman. Güzel şahım sana canım kurban, gel desem imdada yani 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 gelmez mi dersin? Gel desem imdada yani 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 gelmez mi dersin? Güzel pirim sana bin canım kurban, gel desem imdada yani 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 gelmez mi dersin? Gel desem imdada yani 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 gelmez mi dersin? Evet efendim, Sayın Hasan Akman zakirimiz, sazınıza, sözünüze, ağzınıza, yüreğinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenler, merhabalar. Başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzdan karşınızdayız. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız ve konuklarımız var stüdyoda. Aynı zamanda telefon bağlantılarımız da olacak. Vakit kaybetmeden onları sizlere tanıtayım. Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı Sayın Faruk Ali Yıldırım. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ve Baba Mansur Hoca Post Biri Sayın Mansur Kılıç. Efendim siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş gördük. Teşekkürler. Ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda iş insanı Sayın Emrah Uslu. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür teşekkürler. Zakirimiz Sayın Hasan Akman'a bir kez daha teşekkür ediyor. Ve biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Programımızı bu güzel değişse de açmış olduk. Efendim bu akşam programımızda Hüseyin Gazi Türbesi'ni ya da diğer ismini dergahını, oraya yönelik bazı projeler var. Onları konuşacağız. Avrupa'da Aleviliği İslam dışı bir
rol modele sokma hedefleri, girişimleri, çabaları var. Bunun öncülüğünü Avrupa'da PKK'ya yakın vakıflar, dernekler, federasyonlar yürütüyor. Bu konuları konuşacağız. Bütün bu öne çıkan başlıkları ele alacağız. Faruk Bey, sizinle başlayalım efendim. İlk etapta şimdi önemli projeleriniz var. Projelerinizi inceledik. Biraz onları da detaylı konuşacağız. Hüseyin Gazi Dergahı Türbesi'ne yönelik. Bu projeleri detayına geçmeden önce bu proje için çıkış noktası neresi oldu? Bize neler anlatırsınız? Teşekkür ederim Gürkan Bey. Öncelikle bugün bizi Ulusal Kanal'da misafir ettiğiniz için size ve Ulusal Kanal ailesine. Öncelikle 2020 yılını tamamladık ve 2021'e hayırlısıyla giriyoruz. Buradan bizi izleyen canlarımıza da iyi akşamlar dileyerek yeni yıllarını da kutlayarak başlayalım. Dünyada ve yurt içinde bizi izleyen birçok canımız olacak bugün. Birçok sivil toplum örgütlerinin başkanları olacak. Evet Gürkan Bey, tabii ki bugünkü konumuz Hüseyin Gazi Dergahı projesi ve oranın restorasyonu olacak ama başka sıkıntılar da var, başka sorunlarımız da var. Hepsine de değineceğiz. Gürkan Bey, Hüseyin Gazi öncelikle herkesin tanıması gerekiyor. Hüseyin Gazi kimdir? Kısaca Hüseyin Gazi ünlü bir Türk komutanıdır. Aynı zamanda Seyidil Battal Gazi'nin babasıdır. Yani Eskişehir'de türbesi olan herkesin bildiği Seyit Gazi ve Seyit Battal Gazi'nin babasıdır. Aynı zamanda Hüseyin Gazi bizim pirimizdir. Yani bir komutanlıktan daha öte, evet ünlü bir Türk komutanıdır. Birçok savaşlara girmiş, birçok savaşları kazanmış. Ama bizim Alevi camiası Hüseyin Gazi'yi bir piri olarak ve bir mürşit makamı olarak, bir inanç insanı olarak tanır. Komutanlığı tabii ki destanlar yazmış, onu anlatmayacağım ama Hüseyin Gazi bugün Ankara'nın tam da göbeğinde, tepede türbesi olan bir pir makamı. Pirimiz o kadar çok değerli ki bizim için, önemli ki, ya bütün Türkmenler için önemli. Sadece bir Alevi camiasına mal etmemek lazım Hüseyin Gazi'yi. Yani bir dar bir çerçeveye almadan. Tabii sıkıştırmamak gerekiyor. Evet, sıkıştırmamak lazım. Çünkü Hüseyin Gazi dediği zaman Türkiye'de yaşayan bütün canlarımız 24 Oğuz boyunun kollarının tamamı Hüseyin Gazi'yi bilirler. Yani Alevisi, Sünnisi, Hanbelisi, Şahabisi, Vahabisi hiç fark etmiyor. Hepsinin piridir. Kime sorsan Hüseyin Gazi'ye gidiyoruz derler. Bunların mezhebi sorulmaz. Çünkü Hüseyin Gazi bir pirdir. Ziyaret edilir. Orada kurbanlar kesilir. Adaklar adanır. Ve ondan sonra da büyük bir heyecanla, zevkle oradan ayrılır. Önümüzdeki yıl bir daha tekrar Hüseyin Gazi'ye Allah nasip etsin diyerek dualarımızı yapar, oradan ayrılırız. Bizim Hüseyin Gazi ile bu kadar büyük projelere girmemizin yegane nedeni de Gürkan Bey, Türkiye'de bütün dergahlar aşağı yukarı restorasyonu yapıldı. Aptal Musa yapıldı, Hünkar Hacı Bektaşi Veli'ne dergahı yapıldı, biliyorsunuz müze haline dönüldü. Çubuk bölgesinde Hacı Murad'ı, Hacı Turabi dergahları, bütün restorasyonları yapıldı. Yani sayabileceğimiz Türkiye'de büyük makam sahibi olan pirlerimizin dergahlarının restorasyonları yapıldı. Ankara'nın göbeğinde, başkentin göbeğinde ve herkesin gözü önünde bir dergah var ki yukarıya çıktığın zaman ne doğru dürüst bir su bulabilirsin içecek, ne doğru dürüst bir elektriği çalışır, ne de doğru dürüst elini yıkayacak bir lavabosu vardır, ne de bir kesim yeri vardır. Yani gittiğin zaman evet bulursun ama yakışmayan, Ankara'ya yakışmayan bir konumda. Burası geç kalınmış bir projeydi. Biz de arkadaşlarımızla bundan 3 sene önce projeye başladığımızda enine boyuna burayı tartıştık, gittik geldik. Yani orayı bilmeyen kimse yok. Hüseyin Gazi'nin
o durumda olduğunu, bu konumda olduğunu herkes bilir, canlarımızın hepsi. O zaman denildi ki pirimiz Hüseyin Gazi'ye bu vaziyet, bu hali yakışmıyor. Ne yapalım? O zaman gidip vakıflarla, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'yle, Anıtlar Kurulu'yla bir görüşelim. Nasıl bir proje öneriyorlar buraya? Yani ne istiyorlar? Yani nasıl bir şey yapmalıyız ki Ankara Hüseyin Gazi dergahı ve bu camiye yakışır bir hale getirelim. Yani güzelleştirelim orayı. O zaman biz oradan girdik işe. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'yle görüşerek, Anıtlar Kurulu'yla görüşerek bize öneride bulundular. Dediler ki Hüseyin Gazi dergahının etrafında eskiden yapılmış yapılar var, gecekondu tarzı. Bunların tamamını kaldıracaksınız. Hüseyin Gazi türbesinin olduğu yer kalacak. Orayı da restorasyonla yapacağız mutlaka. Etrafının tamamı meydan olacak. Restorasyon dokusuna, tarihi dokusuna uygun olacak. Tabii ki. Yani mimarisi çok eski. Selçuklu mimarisinden esenlenmiş orası. O dokuyu hiç bozmadan etrafının komplesini düzenlenecek. Hüseyin Gazi ile ilgili bir müze yapacağız oraya. Hüseyin Gazi'nin anıları olan, Hüseyin Gazi'nin geçmişten bugüne kadar işte yaptığı savaşlarla ilgili, diğer hizmetleriyle ilgili işte Seyit Gazi kimdir, Hüseyin Gazi kimdir, bunların hepsini orada toparlayan bir müze. O müzeyi de Allah izin verir de meydana gelir de oranın bir hizmete açılışını yaparsa dünyadan gelen bütün canlarımız orayı ziyaret edecek. Çünkü sadece Türkiye'den ibaret değil Hüseyin Gazi sevgileri. Bunun İran'dan, Horasan'dan, Irak'tan, Türkmenler'den, Orta Asya'dan Hüseyin Gazi'nin çok çok talipleri vardır, sevenleri vardır, hayranları vardır. Bunları hepsi oraya bir turizm bölgesi olarak da düşünebilirsiniz. Yani Ankara'ya geldiği zaman bir konuk nereye davet edeceksin, nereye götüreceksin? Hüseyin Gazi'ye çıkaracaksın. Hacı Bayram Veli'ye götürebilirsin. Bey Pazarı'na götürebilirsin. Anıtkabir'e gidebilirsin. Anıtkabir'e götürürsün. Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret edenler mutlaka Hüseyin Gazi'yi de etmek ister, orayı da etmek ister. Biz Hüseyin Gazi'yi birçok yönüyle o projeyi bizi oraya yiten, işte Vakıflar Bölge Müdürlüğü'yle Anıtlar Kurulu'nun istekleri doğrultusunda biz oraya birçok proje yaptık. Hürkan Bey, projemizi de şöyle görelim. İsterseniz Faruk Bey projeye birazdan gelelim mi? Olur, olur. Tamam, birazdan tamam, gelelim, olur, daha detaylı olur, konuşalım olur, ama olur. Şimdi reklama gideceğim. Bir dakikam var, şunu tekrar sormak istiyorum. Çünkü restorasyon dendiği zaman hep bu önümüze çıkıyor. Yani tarihi dokularının bozulması. Evet. Çünkü bunları çok yaşadık. Yani bunun sözünü veriyor musunuz yani bu proje kapsamında? Tabii ki hem sözünü veriyorum hem de bizim ehli keyfimize bırakılmayacak kadar önemli bir yer orası. Hem Anıtlar Kurulu hem de Vakıflar Bölge Müdürlüğü orayı denetleyecek. Yani orayı yapılırken. Çünkü orayı sadece bizim keyfimize bırakmazlar, onu size söyleyeyim. Bizim zaten projeyi yapmamızdaki gaye oranın dokusunu bozmadan hizmetler o doğrultuda yapılsın diye çizildi. Anıtlar Kurulu'ndan onaylandı ama bu üç kurumun üçü de orayla ilgili görüşleri var, orayla ilgili onayları var, orayla ilgili söz sahipleridir. Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere. Tabii ki Hüseyin Gazi dergahının olduğu yerin dokusu korunacak, içinin restorasyonları yapılacak, etrafının düzenlemeleri yapılacak. Bir de diğer yapılarda işte farklı bir bölgeye alındı. Yani oradan alınarak daha farklı, şeye zararı olmayan, türbenin görüntüsünü bozmayan bir bölge var. Ayrı bir bölge oraya alındı. O projeler hep orada yapılacak. Tamam. Şimdi bir kısa bir reklam aramız olacak. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edelim. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.
gece seyrimde batın yüzünde Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi gördüm. Elif taç başında, nikap yüzünde Aslı imam nesli nesli Ali'yi gördüm. Nenni gülüm nenni de has nenni 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 gülüm nenni de dost nenni nenni Geçti seccadeye oturdu kendi Oturdu kendi cemalin nurundan Çera uyandı, işaret eyledi de sakiler sundu Bize haktan gelen gelen doluyu gördüm Nenni gülüm nenni de dost nenni 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 gülüm nenni de has nenni nenni İçtim ol doluyu, aklım yitirdim, aklım yitirdim Çıkardım beni valla ikrar getirdim Menzil gösterdiler, geçtim oturdum Kemer bes bağlanmış belimi gördüm Nenni gülüm nenni de has nenni 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 gülüm nenni de dost nenni nenni Mürşit eteğinden tutmuşum destim Tutmuşum destim bu idi muradım valla erişti kastım Bilmem sarhoş muyum neyim bilmem ben mestim Erenler verdiği dilimi gördüm Nenni gülüm nenni de dost nenni 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 gülüm nenni de has nenni nenni Kalender aptalım koymuşam seri Koymuşam seri canım kurban ettim Haydar gördüm didar Erenler serveri gerçekler eri Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi gördüm Nenni gülüm nenni de dost nenni 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 gülüm nenni de has nenni Evet efendim, Sayın Hasan Akman bir kez daha sazınıza, sözünüze, yüreğinize, ağzınıza sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yine reklamdan dönüşümüzü önemli bir deyişle yapmış olduk. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatalım. Sayın Faruk Ali Yıldırım, Sayın Mansur Kılıç ve Sayın Emrah Uslu stüdyomuzda konuğumuz Hüseyin Gazi Dergahı'na ilişkin. Projeyi konuşuyoruz, tartışıyoruz ve Hasan Akman beyefendi de bize sazıyla sözüyle eşlik ediyor. Efendim devam edelim ve proje nihayetinde geldik. Asıl çıkış noktası programımızın proje. Projeyi de ayrıntılı bir şekilde konuşalım. Şimdi devir teslimine dair bazı tartışmalar yaşandı ve geldiğimiz nokta itibariyle Vakıflar Genel Müdürlüğü devir noktasında Alevi İnanç Birliği Vakfı'na tahsisinin yapılması için karar çıkarttı. Siz hangi projeleri yaptığınızda bu tahsisi onayladılar, projelerinizi onayladılar? Evet, Gürkan Bey teşekkür ederim. Hakikaten de programımız aşığımızla birlikte hem zengin oldu hem de bir gönüllerimizi mest etti öyle diyelim. Tekrar Kerbela'yı hatırlattı bize. Projemizde tam da işte Zakir'imizin söylediği deyişlerin sahipleri bunlar. Yani Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ve Hüseyin Gazi Pirimiz bunlar deyişlerimiz hep bunlardan esinlenmiştir. Bunlara söylenir hep. Şu bizim ekranda paylaştığımız projemiz Hüseyin Gazi projesinin tamamı. Yani 8 dönüm 800 metrekare bir alanın içinde yer alan
bir dergah külliye diyelim. Bu dergahın içinde bugüne kadar ne vardı derseniz, bir cemevi vardı, yapılmış bir cemevi, zamanında yapılmış, kim yaptıysa hak hizmetini kabul etsin. Ama Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulu tarafından bu cemevinin dergaha uygun olmadığı kararına varılmış. Yani dergahla örtüşmediği, dergahın etrafına çok yakın olduğu için de cemevinin yıkılması gerektiği kararına varılmış. Ve yanında birkaç tane de yapı yapılmış. Orada kantin var, oda var, başka bir odalar da var. Yani çay ocağı da yapılmış filan ama bizim projemiz bunların hepsini kaldırıyor. Eski yapıların tamamını kaldırarak yerine daha çok türbenin etrafı açılarak oraya yakın bir yere gene bir cemevi yapıyoruz. Simgesi çok güzel bir cemevi. 4 kapı 40 makam bizim ritüellerimizi de içinde barındırarak tamamıyla Alevi ritüelleri içinde yer alan bir müze, bir cemevi. Bu dergahın, yani bu dergahın etrafına yakın bir yerde değil. Gene çok uzak bir mesafede ama en azından bütünleşmesi için bir cemevi, bir müze. Onun yanı sıra bir dede evi. Müzede neler olacak? Tamamıyla ünlü komutan Seydil Battal Gazi'nin, Hüseyin Gazi'nin geçmişiyle ilgili, anılarıyla ilgili, tarihte yaptığı bütün savaşlarla ilgili, hizmetleriyle ilgili bunlar müzede. Daha başka kültürel miraslarımız da var tabii. Onlar da hazinelerimizden de. Kültür Bakanlığı'yla birlikte inşallah orayı bir içerisini böyle bir uluslararası bir müze haline getirelim. Yani Ankara'ya gelen bir konuklar orayı ziyaret ettiği zaman müzemizi de ziyaret etsinler. Cemevimizi de ziyaret etsinler. Orada bir konferans salonumuz var. Yani her yıl Hüseyin Gazi'yi anlatacak bir panel, bir seminer, bir sempozyum, Kadir Hum. Orada yaparak o konferans salonunu sürekli işler hale getireceğiz inşallah. Tepede çok güzel bir muhteşem Ankara manzaralı bir yerde bir konferans salonu. Cemevimiz muhteşem dedik. Müzemiz muhteşem olacak. Dede evimiz aynı yerde olacak. Onun yanlarında kütüphanemiz var gençlerle ilgili. Bir kürsü olacak cemevinin hemen yanında, bir akademisyenlerin geleceği, Aleviliği anlattığı. İşte Alevilik İslam'ın neresindedir? Anadolu'ya nasıl gelmiş İslamiyet? Hangi Aleviler, kim, hangi erenler getirmiş? Orada kürsü oluşturacağız. Her hafta bilim kurulumuz var bizim, üniversitelerden oluşan, işte Ankara'daki üniversitenin sosyolojiyi okuyan, Aleviliği okuyan hocalarımız var bizim, 70 tane bilim kurulu oluşturduk. Her hafta biri gelip orada Aleviliği anlatacak. Bir dedemiz sürekli orada duracak, dedemiz. Çünkü oraya her gün ziyarete gelen canlarımız var. Alevisiyle, Sünnisiyle, diğer mezheplerinden. Aleviliği ne olduğunu, Hüseyin Gazi'nin kim olduğunu anlatacak sürekli bir dedemiz olacak orada. Haftanın her perşembe günü de gerçek cemler yapılacak. Niye gerçek cemler diyorum? Çünkü bugünkü yapılan cemler, Gürkan Bey, daha çok bir göstermelik, yani bir tanıtım amaçlı. Hani bir televizyonda bir yerde cem yapılmaz. O bir göstermelik olur sadece. Yani bir uygulama cemi olur. Gerçek cemler bizim akşam 9'da başlar, sabah 3'te biter. Çünkü kurbanlar cemevinin içinde tığlanır, orada dualanır, orada kesilir. Musahip olanlar girer ceme, musahip olmayanlar ya da işte suç işleyenler, ondan önce bir dedelerimiz onları bir arındırmaya çalışır. Rızalık alınır. Bu cemevinde her perşembe günü bu hizmetler yapılacak. Küsler barıştırılır. Tabii küsler barıştırılacak. Ondan sonra hemen sağ tarafında dostlarımız bilir, Hüseyin Gazi'ye dergaha çıkan dostlarımız. Sağ tarafında boşluk bir alan var. Çok büyük bir alan. Yani -14 metreye kadar alan bir meyil var. Projede de zaten bu meyiller gözüküyor şöyle bakıldığı zaman. Şura, şu bölge -14 metre. Burayı doldurarak, buranın tamamını yeşil alan, park bahçe yaparak, onun hemen üstüne de bir tane yaşlılar evi projesi koyduk oraya. Çünkü oraya hizmet verenler, oraya gönüllü olanlar, belki Ankara'dan da gelenler olur, dede, dede çocukları, diğer canlar burada kalsınlar.
ve orada hayatlarını sürdürsünler. Aynı zamanda da Hüseyin Gazi'ye göz kulağı olurlar. Orayı korurlar. Orada olumsuzluklar oluyor. İşte başka şeyler anlatılıyor. İşte orada efendime söyleyeyim bir dergah olarak gözetlenmesi lazım. Biz oranın restorasyonunu yaparız tamam biter ama ondan sonra da ehil insanlar tarafından ora korunması lazım evet. Bir dergah olarak. Hemen onun üst tarafında yine Ankara Konağı evlerinden hani el işleri yapılacak, el sanatları işlenecek. Hemen onun yanında bir sanat okulumuz var. Sanat okulu çok önemli orada. Hemen onun yanında yine bir Norman okulumuz var dede çocuklarının eğitimiyle ilgili. Bu muhteşem bir projenin yanı sıra burayı tamamladığımız zaman hemen arka tarafına da bir kasilhane yaptık. Yani Hakk'a yürüyen canlarımız oradan kalkmasını istiyorlar cenazesinin. Hem oraya morg koyduk hem kasilhane koyduk hem de bir cenazesi olanlar için bir kabul salonu koyduk. Yani 100 kişilik, 150 kişilik. Muhteşem bir alan yarattık oradan. Ölü bir alanı kenarda olan bir yer. Cem evinden çok uzak. Diğer sosyal alanlardan çok uzak. Oraya da onu sığdırdık. Ondan sonra muhteşem bir kesim yeri. Yani kurban kesimhane. Kesme, kesimhane yaptık. Ondan sonra büyük bir 1500 kişilik bir yemekhane. Hani orada kesim yapıldıktan sonra işte yemek veriliyor, misafirler geliniyor. Yemekhane koyduk oraya. Daha yukarılarda hani vakit geçirsin insanlar diye kantinler kondu. İşte o şeyler gezilsin dedik. Hani müzeler, türbeler, dergahlar, cemevleri. Yani bir kişi hafta sonu oraya gittiği zaman Gürkan Bey akşama kadar vaktini orada geçirebilsin yani. Ondan sonra bu projeyi tamamladığımız zaman, tamamı bittiği zaman yaklaşık 3 milyon dolara mal olan bir proje. Tabii bunu yapımı da ayrı bir şey istiyor, bir güç istiyor, ayrı bir ekonomi istiyor. Bu nedenle de işte demin bizim Emrah Bey'in bahsettiği meclis üyemiz Şihsan'ın bütün belediyelerden destek alma peşindeyiz. Daha ben bu projeye başladığım günden beri hatta seçimden önce belediye adaylarını, başkan adaylarını ziyaret etmiştik. Emrah Bey de biliyor. Dedelerinden toplandık. Hüseyin Gazi için ne düşünüyorsunuz diye. Tabii 3 sene önceleri. İşte Altındağ Belediye Başkanı Sayın Asım Balcı dedi ki ben şunu yapabilirim oraya. Murat Köse dedi ki ben şunu yapabilirim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş dedi ki çevre düzeni işte yolu yapılabilir. Yani buralarından biz bunun tamamını ancak tamamlayabileceğiz. Müzenin olduğu yeri işte türbeyle müzeyi büyük bir ihtimal Vakıflar Genel Müdürlüğü ya da Kültür Bakanlığı'na gideceğiz. Diğerleri de kendimiz kampanya düzenleyeceğiz televizyonlarda. İşte sizin kanalınızda olur, diğer kanallarda olur. Bir hesap açarak bir komite oluşturacağız bunlar için. Yardımlarla burayı yapacağız. Ben istiyorum ki burada bütün Alevi camiası birlik olsun. Kendi imkanlarımızla yapalım burayı. Bir eser yani. Bizleri şey saymasınlar. Yani bizler orada varız da sanki orayı işletecek, yürütecek, yapacak. Yok öyle bir şey. Yani vakıf kuruldu. Vakıf adına Vakıflar Genel Müdürlüğü Alevi İnanç Birliği Vakfı'na tahsisini yaptı. Anıtlar Kurulu onayladı ama bu vakıfta şimdilik 40 kişi var. İleride belki 500 kişi olur. O vakıf yani herkesin vakfı olsun istiyorum ben. Bizler faniyiz. Bugün var, yarın yokuz yani. Orada biz orada kalacak değiliz ilelebet. Ama bu eserin orada var olması için mevcut arkadaşlarımız 10 sene önce orayı bırakan işgal durumundaki arkadaşlarımız da destek olsun istiyorum. Yani bizleri ithamda bulunacağına şocu bucu bilmem ne diye kendi canından, kendi insanından yetişmiş bir iş adamı, bir inanç adamı bir araya gelmişiz biz orayı restore edelim diye birileri de çekiyor. Ayak bağı oluyor. Yani yapmayın diyor. Ya niye yapmayalım arkadaş? Kötü bir şey mi yapıyoruz? Projemizi mi beğenmiyorsunuz? Bana şunu söyleyin, gelin deyin ki şu proje Hüseyin Gazi'ye yakışmaz. Bunu hemen değiştirelim. Şu kısmını beğenmedim. Bunun üzerinde konuşalım. Öyle efendim yok. Açıyoruz diyorsun. Benim olsun da az olsun. Yok öyle bir dünya. Artık bitmiş o iş. 20 senedir orada ne yaptıysanız yapmışsınız, etmişsiniz. Allah sizden razı olsun ama bundan sonra sizin yapamayacağınıza kanaat gelmiş ki Vakıflar Genel Müdürlüğü tahsisi 10 sene önce sizden iptal etmiş. 10 senedir de bir Allah'ın kulu gelip de oraya sahiplenmemiş. Bize rica ettiler. Bize rica eden Gülah Öz'dür.
Açık söylüyorum, kendisi arkadaşları rica etti orayı kurtarın diye. Ya bu proje için önerileri açıksınız öyle mi? Tabii ki açayım. Yani bütün canları davet ediyorum. Dünyadaki yurt içinde, yurt dışında, Avrupa'da bizim birçok canımız buraya destek olmak için heyecanla bekliyor bu projeyi. Bu projeyi ben 3 senedir anlatıyorum Gürkan Bey, yeni bir şey değil ki. 3 senedir bu proje basamak basamak bu hale geldi. Evet. Her yaptığımız basamağı herkesten paylaştık biz. Yani Gülah bugün çıktı diyor ki ya elimden yok öyle bir şey. Biz projeyle oranın tahsisini yaptık. Elinden kimse kimsenin bir şeyi yok. Hüseyin Gazi benim pirim. Gülah'ın neyi onu bilmiyorum. Gülah yani herkesin... Herkesin bir ortak değeri yani. Ortak. Evet yani Mansur dedem de anlattı demin. Ünlü bir komutan. Ünlü bir pir. Yani bu pirin için hizmet etmek için yarışmalıyız. Elimize bir fırsat geçti. Bakın. İslamiyet 1400 sene önce Hazreti Muhammed Mustafa'nın yönetiminde oluşan ve İslamiyet'i bir güzel ahlak dünyada en sevilen din olarak ilan edildi. Bugün gelin 1400 senedir devam eden bir İslamiyet'i bugüne kadar getirilmiş dedelerimiz işte Hüseyin Gazi gibi, Hünkar Hacı Bektaş Veli gibi değerli inanç önderleri bugüne kadar kestirmeden getirmiş, yaşatmış. Zor şartlarla, kılıcına, Emevi'nin kılıcına direnmişler, işte daha başka imparatorlukların kılıcına direnmişler. Biz bugün elimize bir fırsat geçmiş, devlet destekli bir proje onaylanmış. Ya biz bunu becerelim artık yani, becerelim, bunu yapalım da hizmet edelim. Şu soyumuz, sopumuz, ecdadımızın bugüne kadar getirdiği inancımızı yürütelim, Aleviliği yönetelim. Alevilikle ilgili bir derdi olan, bir sorunu olan, bir Allah için içinde biraz sevgi kalmışsa orayı geciktirmesin. Orada hiçbir güç duramaz o projenin önünde. Hiçbir güç. Ben bile duramam. Proje bitmiş. Diyelim ki ben yokum. Bu projeyi gene yürütecekler orada. Bitti o iş. Yani Hatlar Kurulu onayladı, vakıflar onayladı. Bu proje yapılacak. Bunun önünde durmak Alevilere bir nevi zarar vermektir. Alevi camiasına bir nevi siz kim oluyorsunuz da böyle bir projeyi getirip de bize dayatıyorsunuz demektir. Burada benim sorunum maalesef diye söylüyorum. Diğer kesimlerden ya da sünni değil. Kendi Alevim diye arkadaşlarımız engel oluyor. Alevim diye geçinen arkadaşlarımız engel olmaya çalışıyor. Soruyorum ne için engel oluyorsunuz? Demin telefonla bağlandı Mehmet Demirtaş dedemiz. Sücahattin Veli Hoca'nın piri, mürşütü. Ben onu devreye koydum. Bundan 2 ay önce. Dedem dedim. Biz hizmet etmek istiyoruz. Gönüllü hizmet edeceğiz oraya. Bu arkadaşlar da orada işgalci olarak orada duruyorlar. Eskiden belli de orada durmuşlar. Bunlardan bir görüşün. Gelin birlik olalım. Bu projeyi yapalım. 2 ay süre istedi. 2 aydır cevap vermedi. Vermeyince biz mecburen yolumuza devam ettik. Gene şimdi sesleniyorum sizin aracılığınızla, sizin kanalınızla. Gelin bu projeye engel olmayın. Orada bir şey varmış gibi, bir kargaşa varmış gibi dünyaya bunu lanse etmeyelim. Aleviler ilk defa bir projeyi becermiş, bir araya gelmiş, yapsın desinler. Yani tarih bizi yargılar. Bakın yargılar, engel olup da 3 ay geciktireni de yargılar. Biz geciktirirsek bizi de yargılar. Evet. Birlik olalım. Hep birlikte şu önemli bir eserimizi, bu projemizi... Devlet de bize destek oluyor Han, belediyeler de destek oluyor Han, iş adamları da bizim yanımızdayken ne olur orada şey görüntüsü yapmayalım. Yani tabii, birlikte çözelim. Bir çıkar görüntüsü, bir kavga ya da orada kavga ediliyormuş Aleviler arasında bir görüntüsü yapmayalım. Zaten parçalanıyoruz, parçalıyorlar Avrupa bir taraftan, başka ülkeler bir taraftan. Kimi işte Alevi inancını İslam'ın dışı bir kültür diyor. Evet. Kimisi diyor ki efendime söyleyeyim siz nereden çıktınız? Alevilikte neymiş diyor. Halbuki Anadolu'ya İslam'ı getiren Aleviler bugün İslam'ın dışında bırakılmaya çalışılıyor. Cumhuriyeti kuran Aleviler bugün Cumhuriyet'in dışında bırakılmaya çalışılıyor. Gürkan Bey, bizim Alevilik İslam'ın tam ortasıdır. Bizim posta oturan dedelerimiz şöyle başlar. Haşa bu post Hazreti Muhammed Mustafa'nın postudur. Ben de onu temsilen buradayım der. Yani Ehl-i Beyt sevgisi olmayan, Ehl-i Beyt'in olmadığı bir Alevilik yaşamaz ve yaşatılmaz. Evet. Yani bunun nesini tartışacağım ben? Yani Alevi'yi İslamiyet'i Anadolu'ya getiren Aleviler ve bütün Seyyid-i Saadet evlatları İmam Hüseyin soyundan geldiğini
söyleyen dedelerimiz, iddia eden dedelerimiz, birileri çıkacak diyecek ki efendim biz Aleviyiz ama Ali'yi sevmeyiz. Hüseyin'i de sevmeyiz. O zaman Kur'an'ı da kabul etmezsiniz. O zaman sizin Alevilikle derdiniz ne? Siz ideolojik olarak siyasetçisiniz. Biz ideolojik olarak siyasetle inancı yan yana koymayız. Siyaset ayrı bir şeydir. İdeoloji, inanç ayrı bir şeydir. Biz inancı temsil ediyoruz. Ben bir kanaat öndereyim. İnancım adına konuşabilirim. Bir başkasının inancı adına da ben konuşamam. Ben bir başka bir dostumuzu, sen şu mezheptensin, sen şundan, sen evet. Bir Hristiyan'ı yargılama yetkimiz var mı? Yok. Bir Avrupalı bizim Aleviliği yargılama ya da karar alma ya da başka bir yere çekme hakkı ve yetkisi var mı? Kimden alıyorlar bu yetkiyi? Kim veriyor ona? Alevilerin merkezi Türkiye'dir. 25 milyon Alevi burada yaşıyor. Peki buradaki insanların görüşlerini alıyorlar mı bir karar alırken parlamentolarda ya da bir yerlerde? Yanlış anlama, Avrupa'daki benim kardeşlerim, Türkler, canlarım için söylemiyorum bunu. Ben her yıl gidiyorum Avrupa'ya seminer vermeye. Orada benim canlarım var. Aynı benim gibi düşünen Atatürkçü ve inancı da Hak Muhammed Ali yolunda hiçbir farkımız yok. Ama birileri çıkar bana derse ki yok kardeşim ben Aleviyim ama Ali'siz Aleviliği savunuyorum. Kusura bakma kardeşim, senin Ali'n o zaman bizim Ali'miz değil. Evet. Sen farklı bir Ali ithal etmeye çalışıyorsun. Biz onu kabul etmeyiz. Bizim Ali'miz 1400 sene önce sıra kadem basmıştır. Biz onların soyunu yürütmeye çalışıyoruz. Biz bu soydan gelen bir aileleriz. Buralara kimsenin müdahale etmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Söyleyeceğim budur. Canan Hanım hattımızda, kısa bir değerlendirme onu da alalım. Evet. Alevi İnanç Birliği Vakfı İstanbul temsilcisi Canan Mete Coşkun. Canan Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Canan Hanım'ın sesini biz almıyoruz arkadaşlar. Şeyle girdi o zaman o. Hazır olunca onu... Sesinizi anlamıyorum. Ha, Canan Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Bu tartışmalara ilişkin siz neler söyleyeceksiniz? Kısa bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Tartışmalar bana göre hoş şeyler değil. İnsanların önce birbirini tanıması lazım. Alevi İnanç Birlik Vakfı İstanbul temsilcisi olarak biz Allah, Muhammed, Mustafa ve Hazreti Ali yolunda giden insanlar. Bizler Müslümanız. Dinimiz İslam. İslam denince akla ilk Alevilik gelir. Alevilik İslam'ın öz kendisidir, içindedir. Yolumuz Hak Muhammed Ali yoludur. Ve biz Hüseyin, Şah Hüseyin Gazi Türbesi bizim için çok değerlidir. Çok değerli. Şah Hüseyin Gazi Türbesi ilk ve tek resmi inanç kurumumuzdur. Sonuna kadar destekliyoruz. Bizim için çok çok önemli. Hoşgörü ile toparlayıcı konumda ilerlemek ilk hedefimiz. Kimseyle zıtlaşarak çözüm üretilmez. Evet. Ortak noktalarda, ortak değerlerimize birleşerek, güzel çözümler üreterek yolumuza devam etmek. Ama Hüseyin Gazi türbesini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim için çok önemli. Evet. Bizim için çok önemli. Ömrümün yettiği kadar şey yapacağım, yani destek vereceğim. Burada evet. Da desteklerimiz var. Sürekli görüşmelerdeyim. Yurt dışında desteklerimiz var. Sürekli irtibat halindeyim. Sessiz sakin yolumuzu yürüyoruz. Ne bizim amacımız siyaset yapmak, ne belli bir mevkilere gelmek. Önemli olan bu dünyaya doğduk, yaşadık ve öldük. Önemli olan bu aradaki boşlukları iyi, güzel şeylerle doldurabilmek, paylaşmaktır. Evet. Peki çok teşekkür evet. ediyoruz Canan Hanım. Rica ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Alevi İnanç Birliği Vakfı İstanbul temsilcisi Canan Mete Coşkun telefonla programımıza katkı sağladı. Eyvallah. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. O da yine Hüseyin Gazi'nin o birleştirici ruhuyla öne çıkıyor ve İstanbul'da da bu proje için çalışma yürüttüklerini söyledi. Peki önemli bir tartışma konusu var. Mansur Bey sizinle devam edelim efendim. Alevilik
nedir? Alevilik İslam dışı bir dışı mıdır? Yani buna dair Avrupa'da Almanya başta olmak üzere kararlar alınıyor. Ve bu kararları aldıranlar da sözüm ona Alevi Federasyonu olarak kendisine isim koyan bazı gruplar. Kim bu gruplar? Alevilik İslam dışı mıdır? Alevilik nedir? Bize anlatır mısınız efendim? Tabii ki. Şimdi Gürkan Bey, Alevilik kelime anlamıyla Türkçe bir kelime konuştuğumuz zaman. İnsanlarımız şunu algılayamıyorlar, idrak edemiyorlar. Bir ara Luvili'ye çekmeye çalıştılar. Farklı branşlarda Zerdüşlü'ye çekmeye çalıştılar. O da olmadı. Şimdi antik Ermenel dinler üzerinde siyasi ideolojiler üreterek Alevili asimile ve dejenere etme çabası içerisinde olan bir grup var. Şimdi Kur'an-ı Azimşan El-Ahzab 33. ayetinde yerin ve göklerin sahibi Allah-u Teala ey ehli beyt yani alel beyte diye sesleniyor, hitap ediyor. Bunun Türkçesi Alevi'dir. Yani Ali'nin evi. Evet. Alevi. Şimdi Alevi kelime olarak, etimoloji olarak Kur'an-ı Azimşan'ın kendisinden, özünden gelir. Aleviliğin doğuşu da burasıdır. Yani Hak Muhammed Ali'den önce var olmuş bir Alevilik zaten yok. Bundan bahsedebilmek mümkün değil. Bugün Ege, erken Roma dönemlerinde Ege sahillerinde oluşmuş 41 tane krallıktan birisi Luvilerdir. Yani bunların inançları da batıl diyeceğim, batıl Hristiyanlıktır. Şimdi bunların Alevilikle ne ilgisi olabilir? Yani hiçbir şekilde ne yaparsa yapsınlar hepsinde sonuçta boşa düştüler. Tezatlık içerisindeler, çelişkiler içerisindeler sürekli. Kendi söyledikleriyle de ters düşüyorlar zaten. Bugün bir posta oturmak, yani şimdi biz cem ibadetlerimizde, ben Şah Baba Mansur Ocağı'nın Seyidi Piranıyım. Posta oturduğum zaman posttan ve hazır bulunan cemaatten rızalık isterim. Bu rızalığı isterken de açık ve net bir vurguyla söyleriz, deriz ki bu post Muhammed Mustafa'nın postudur. Bu post Hüseyin-i Kerbela'nın postudur. Bu post Ali-ül Mürteza'nın postudur. Bu post Hünkâr-ı Evliya'nın postudur deyip de otururuz biz oraya. Şimdi bu zihniyetler Alevili İslam'ın dışında görenler o posta otururken ne şekilde oturuyorlar ben çok merak ediyorum. Neyi söylüyorlar acaba? Kimin adına oturuyorlar? Yani o postların sahipleri bir kere İslam dininin peygamberidir, ehli beytidir. Artık öyle bir hal aldı ki insanlarımız, bütün Aleviler bu gibi tartışmalardan bıktılar artık. Yani usandılar artık. Neden bunu dayatıyorlar? Bunları dayatmalarının sebebi Aleviliği asimilasyona uğratabilmek, dejenerasyona uğratabilmek ve yurt dışındaki siyasi çıkarlarını koruyabilmektir. Mevcut Alevi, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nun kurucusu yine bizim ocağımız pirlerinden Seyit Derviş Turdele'dir. Bunun köküne indiğiniz zaman görürsünüz. Avrupa'daki Türkmen Alevilerin yapılanmasıyla kurulmuş bir yapıdır bu. Daha ama sonra bugün işte 81'de kuruldu bu. 93'ten sonra 1993'ten sonra Hamburg'da kurulan bir dernek var. Ben isim telaffuz etmek istemiyorum. Biz kişileri konuşmuyoruz. Çünkü yolumuzu konuşmamız gerekiyor. O dernekle çeşitli siyasi ideoloji destekleri alarak ABF'nin içerisine girip sızarak ABF'yi maalesef bunlar ele geçirdiler. Ele geçirdiler de ne oldu? Bir sürü kopma yaşadılar. İçi boşaldı yani. Bugün Aleviliği temsil edebilecek herhangi bir statüde değiller. Kesinlikle. Alevi toplumu hakkında karar alabilme yeteneklerine de sahip değiller. Çünkü Avrupa ülkeleri Alevilik konusunda tanıdıklar hakların tamamında ahim kararlarını öne alır. Ahim kararlarını dikkate alır. Bu ahimin kararlarını kim almış? Ahime senelerdir davaları kim açmış? Kim bunun mücadelesini vermiş? Kim bu avukatlık bedellerini ödemiş, zahmet etmiş, seneler süren
O büyük dairenin, büyük çemberin, ünlü ahim mahkemesinin nihayetinde Alevilik özlük haklarını kim alabilmiş? Bakınız, bunları alanlar yine geçmişte Sayın Başkanımızın da olduğu, bizim de olduğumuz Cem Vakfı'dır. Ve Sayın Profesör Doktor İzzettin Doğan'dır. Bütün bunları karşılayanlar, bu emekler, bunlar bu emeklerin üstüne oturarak kendileri bir başarı elde etmiş gibi toplumu kandırıyorlar, lanse ediyorlar. Hayır, Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aynen yazıldığı gibi Sünni insanların, İslam dinindeki Sünni insanların ibadet hakları verildiği gibi İslam dinindeki Alevi vatandaşların da, insanların da ibadet özgürlüklerinin iadesine karar vermiştir. Dolayısıyla ortada İslam'ın dışarısında sergilenmiş ve karar alınmış bir şey yok. İnsanları aldatıcı yönden farklı lanseler ederek, yani şunu da gayet net söyleyeyim, Avrupa'da Alevilik adına alınan bütün kararlardan biz memnunuz. Hepsinden memnunuz. Tabii yani, ki. Kararlardan da memnunuz derken İslam dışıdır kararlarından mı? İslam dışıdır diye bir karar yok zaten. Bu Vesveli Almanya eyaletinde falan alındı. Bunların hepsi Ahim'deki karar sonucunda alınmıştır. Haklar o Ahim kararındaki sonuçlara göre verilmiştir. Siz bugün gidip bir yerde kafanıza göre bir şey talep edip de alamazsınız. Mansur Bey, yanlış anlaşılmaması için düzeltelim. Şimdi bütün tabii kararlardan ki memnunuz dediniz ya, mesela Almanya'dan da bu karar geldi Vesveli eyaletine. Diyor ki Alevilik İslam dışıdır. Bu karardan memnun değilsiniz ben değil mi? Ben öyle yazılı bir karar metni görmedim. Herhangi bir böyle bir karar metni de bize ulaşmadı. Bizim bilgimizdeki doğrultu tamamıyla budur ki, şu yöndedir ki ahim kararları sonucunda kazanılmış haklardır bunlar, özlük haklarıdır. Almanya'daki Vesveli eyaletin çıkardığı karar bu mudur diyorsunuz? Tabii ki ona dayanarak, yani bir şeye dayandırmak zorundasınız. Hayır, ben aksini iddia ediyorum. Yani bize gelen bilgiler şöyle, yani Alevilik İslam dışıdır diye bir karar alıyor. Şimdi bu kararı kim almış olsa bile bizim adımıza kimse karar alamaz. İşte o başka bir tabii şey. Yani alamaz. Kimse alamaz. Sizin değerlendirmeniz bu alamaz. Ama hani yanlış anlaşılmaması çünkü Alevilik, için. Alevilik, biz buna dair haberler yaptık, Anadolu'da, programlar yaptık, Anadolu'da çıkardık. Sizin Mürşit, toplum önderlerinden konuşmalar yaptırdık. Alevilik Anadolu'da Mürşit ocaklarının sırtında taşınmış ve yükselmiştir. Yani bunun kararını da ancak alırsak biz alırız. Hı hı. Kimse alamaz. Kimse de bunun yetkisi, izni ve selahiyeti yoktur. Yoktur. Daha bunlar önce, Mansur dedem, daha önce Avusturya'da bir karar alınmıştı. Öyle hatırlıyorum ben, Alevilik İslam dışı diye. Bir kültür gibi. Ama son Almanya'nın Vestanya eyaletinde alınan kararı iyi incelemek lazım. Anladığım kadarıyla dediğiniz gibi şey var. Yani İslam'ın içinde hizmetlerini yapabilir diye bir madde var. Ama tamamını Devruştur deden bir mektuba yazmış. Bakıldığı zaman tamamında bir farklılık görünebiliyor orada yine. Tabii ki. Şimdi bu arkadaşların bir özellikleri var. Siz Hak Muhammed Ali yolunu, Aleviliği, aslınızı, neslinizi, özünüzü savunduğunuz zaman hemen ithamları vardır. İşte bu devletin Alevisi, bu Diyanetin Alevisi, bu Kur'an'ın Alevisi, bu şunun Alevisi falan. Şimdi biz ocaklar olarak ta geçmişten Anadolu Büyük Selçuklu Devleti'nden başlayın. Anadolu Selçuklu Devleti, Safavisi, Saltuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti. Bunların bütün kurucuları biziz. Asıldan ve nesle kadar. Asıldan ve nesle kadar. Şimdi biz Aleviysek tabii ki kendi devletimizin Alevisi olacağız. Yani kimin Alevisi olacağız ki? Gidip Alman Devleti'nin Alevisi mi olacağız? Avusturya Devleti'nin Alevisi mi olacağız? Yani böyle bir bakış açısı yok bir kere. Yani bu arkadaşlar gittikleri yol değil. Sonuçta hüsrana uğrayacaklar. Açık ve net hüsrana uğrayacaklar. Kararlardan memnuniyetimdeki kastım şudur. Alevi yurttaşlarımız dünyada nerede özgürce ibadetini yapabiliyorsa, şey, evet, tabii ki yapabiliyorsa, ama Hak Muhammed Ali inancı üzerindeki özgür ibadetini yapabiliyorsa zaten bu bizi memnun edecektir. Hepimizi evet memnun edecektir. Burada durum bundan ibaret. Yani şu söze itiraz ediyorsunuz değil mi? Diyor ki Alevi Konfederasyonu Eş Başkanı Hüseyin Matk.
Böylece şunu söylüyor. Diğer dinlerle eşitliği elde etmiştir diyor. Şimdi bakın şunu anlayalım. Diğer dinlerle. Yani şunu anlayalım. Ayrı bir... Dünyada resmi olarak tanınmış dinler vardır. Hı hı. Bu dinlerin bir peygamberi vardır. Evet. Bir kutsal kitabı vardır. Ve kayıt, töre, gelenek, örf adetleri vardır. Şimdi bu arkadaş kendine ayrı bir din ilan ediyorsa etsin, bizdeki sorun yok ama Aleviliğin adını kullanmasın. Bir de kendine peygamber bulsunlar. Peygamber bulsunlar kendilerine. Bir de kitap yazsınlar. Biz de bakalım biz ne yapıyoruz. Biz de bakalım ne yapıyorsa saygı duyalım. Tabii. Ama bizim dinimiz İslam'dır. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bizim yolumuz Hak Muhammed Ali yoludur. Evet. Alevi'nin, bakınız bu çok önemli. Alevi'nin şiarı, hedefi ahlak-ı Muhammediye ve edeb-i Aliye'dir. Bu ikisi dışarısına çıkan insan Alevilikten bahsedemez. Alevilikten bahsedemez. Ve Alevilik özüyle de, aslıyla da, örf adet töresiyle de tamamıyla İslam'ın kendisidir. Evet. Bugün lanse edilen Emeviliğin İslam'la zerre kadar alakası yok. Yani o ayrı bir konu. Oraya fazla girmek istemiyorum. Biz çok şükür hem bizim yolumuza inen Kur'an-ı Azimşah'ın Alevisiyiz. Hem İmam Cafer-i Sadık buyruğunda yazıldığı üzere bizler içtihatimizi düzenler ve Aleviyiz. Hem de devletimize, milletimize, sancağımıza, halkımıza, bütün ulusumuza bağlı Aleviler'iz. Evet. Çok önemliydi. Çok teşekkürler efendim. Tabii ki. Efendim. Rica ederim. Emrah Bey, son 5 dakikamız var efendim. Evet. Sizden de son değerlendirmelerinizi rica edeceğiz. Öncelikle tabii belediyeleri sorduk. Yine oradan devam da edebiliriz. Sonra eklemek istediklerinizi de alalım. Bu projenin belediye ayağında daha çok siz görünüyorsunuz. Neler söylersiniz? Belediye ayaklarında biraz önce de bahsettiğim gibi hani belediye başkanlarımızın nezdinde hiçbir problem şu an için görünmüyor. Seçimden önce de belediye başkan adaylarım adaylıkları döneminde kendilerini ziyaret ettik. Bu konudan da bahsettik. Hepsi büyük bir şevkle, büyük bir hissiyatla buraya hizmet etmek için, buraya çalışmalarda bulunmak için bir heyecanla onlar da bizi beklemekte. Bir problem yaşayacağımızdan dolayı hiçbir tereddütüm yok. Vestfalya eyaletindeki alınan kararla ilgili de şunları söylemek istiyorum. Bu kararı tanımaya geçin, duyduğumuz zaman bile tüylerimizin diken diken olduğunu, şahsen benim öyle oluyor. Ve bütün Alevi inancında olan insanların da öyle olduğunu düşünüyorum. Biz Kerbela'da yanmış, Sarıkamış'ta donan, Çanakkale'de vatanını savunan, Kutul Amare'de bu ülkeyi işgal etmek için gelenleri teslim alan, Kurtuluş Savaşı'nı veren, Cumhuriyeti kuran, Hak Muhammed Ali sevgisini Anadolu coğrafyasına işleyen bir inancın temsilcileri olarak bugün buradayız. İstiklalimizin simgesi, al bayrağımızın gölgesinde barış ve huzur içinde birlikte yaşamak tek temennimiz. Yarınlarımızı daha aydınlık kılmak için birlikte çalışıp ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkartmak için var gücümüzle mücadele etmekteyiz. Avrupa'nın veya başka bir ülkenin Alevilik hakkında aldığı hiçbir kararı kabul etmiyor ve bu alınan kararların Alevilik adı altında Türklüğe yani bizim özümüze ve İslamiyet'e yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Hiç düşünülmüyor mu acaba Alevilik deyince nedense Balıkesir'deki, Toroslar'daki, Muğla'daki, Tokat'taki, Çorum'daki ya da Sivas'ta, Yozgat'taki Aleviler değil de, Türkmen Aleviler değil de bu Alevilerin %1'ini bile oluşturmayan Türklük karşıtı bir marjinal grup hep ön planda. Hani Alevilerin %90'ı belki daha fazlası Türkmendir. Devletçidir ve ülkesinin sevdalısıdır. Ama maalesef bu azınlık grup hep ön planda ve sürekli dış güçler tarafından finanse edilmekte. Hı hı. Aslında burada her şey çok açık ortada. Bunların kime hizmet ettiği, Alevilik adı altında bizim toplumumuza nifak sokmaya çalışan güçler oldu. Aslında bunları aslında bizim inanın ben
Türkiye içerisinde yani bunları tartışmamız bile ya da insanlarımızın kafasının soru işareti kalması bile bence yanlış. Her şey apaçık ortada. Evet. Bizim toplumumuza, inancımıza nifak sokulmaya çalışıyor. Biz biriz. Vatanımızın, bayrağımızın Yılmaz savunucularıyız. Ve ölene kadar da öyle kalacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz efendim. Süremizin sonuna geldik. Son sözü yine Deyiş'le, kapanışımızı Deyiş'le yapacağız. Tamam, varsa Faruk Bey eklemek istediğiniz. Çok kısa olursa sevinirim, süremizi aşmayalım. Teşekkür ederiz. Hoşgörünüze sığınarak bir iki dakikada toparlayın lütfen. Beni. Bugünkü yaptığımız program, konuştuğumuz kelamlar, sunduğumuz projeler bütün camiamıza, toplumumuza hayırlar getirmesini diliyorum. Her şeyden önce Anadolu'ya gerçekten İslamiyet'i getiren Türkmenler, Türkler, Aleviler bu ülkede inancını özgürce yaşamasını istiyorum. Cemevlerinin bir an önce yasal statüye kavuşmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce seçim zamanında vaatleri vardı. Bunu bir an önce kendi dönemlerinde cemevlerinin yasal statüye kavuşması için hiçbir engel yok. Kendileri isterse yaptırabileceğine inanıyorum. Bu toplumda bir ayrışma doğurmaz değil mi? Hayır. Bizim toplumumuzun Anadolu'da yaşayan Türkmenlerin %99,9'u Alevidir ve Türkmendir. Var mıdır? Alevilerin içine sızmış başka gruplar vardır. Onlar da ayrı. Onlara da saygı duyarım. Ama bizim inancımızı yaşayan 68'lerden sonra Avrupa'ya gidip de pir, mürşit, taliple de ilişkisi kesilenler de yolunu bil ki arıyorlar şimdi. Tekrar geri kendi yollarına bağlı olmak için dedesini arıyorlar, pirini arıyorlar, mürşitini arıyorlar. 1968'lere kadar Gürkan Bey biz hiç mahkemeye gitmedik. Bizim dedelerimiz mahkemeye derdi. Kübra'yı mahkemeler bizim cemevlerimizde olurdu. Gene bunların olması için biz bu projeyi 2021 yılında inşallah hayata geçirelim. Hep birlikte kenetlenelim. Birlikte bir projeyi yapıp başaralım. Benim bütün canlarımızdan, dünyada bizi izleyen bütün dostlarımızdan bunu istiyorum. Engeller varsa kaldırmak için bize yardımcı olsunlar. Yani engel koyanları da ne olur onlarla konuşun. Bu projenin önüne durmayalım. Yapalım. Bir an önce Hüseyin Gazi pirimizi rahat etsin orada. Çünkü sıkıntı içerisinde şimdi. Çok büyük sıkıntı içerisinde. Onu herkes görüyor, izliyor. Ve bu proje içerisinde etrafımızda toplanarak 2021'i koronavirüsten kurtulmuş, huzur, mutlu ve ferah bir Türkiye ve özgürce yaşayabileceğimiz bir dünya dileğiyle herkese saygıyla, selamla, aşkla, muhabbetle selamlıyorum. Size de tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Değerli izleyenler, ulusal özel programımızın sonuna geldik. Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı Sayın Faruk Ali Yıldırım, Baba Mansur Ocağı Post Biri Sayın Mansur Kılıç ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda iş insanı Sayın Emrah Uslu konuklarımız oldu. Üç konuğumuza da çok teşekkür ediyoruz. Ve kapanışımızı da yine sazıyla sözüyle Sayın Hasan Akman'a bırakıyoruz efendim. Buyurun. Beni Şah-ı Merdan aşkına, bu cihanın rehnuması Şir-i Yezdan aşkına. Şah-ım Hasan Pir Hüseyin Kerbela meydan için lütfedip bağışla cürmüm Ali Süphan aşkına. Ali Süphan aşkına. Bakır buldunuz sen.
ettin evladı Muhammed Cafer bildin ise rahma gel ey kanlı zalim Ali İmran aşkına Ali İmran aşkına Musa'yı Kazım'dır ehli beytin serveri Canı aşkı nuş edenler müfteladır ekseri Şahıd şehidi Horasan İmam Rıza'dan beri Müftelayı merhamet kıldı bir an aşkına Kalbi bir an aşkına Taki ve Banakin'in bağlandım belrahına Sadıkhane ver selavat ehli beyt ervahına Mayil olma yok vefası du cihan hublarına Gel mürüvvet eyleydi ehli fan aşkına Ehli fan Çıkma yoldan doğru raha gel beri Muhabbet şefkat senindir ey Hasan-ül askeri Evliyalar serfirazı Hacı Bektaş-ı Veli Sen kanisin ver muradım devrimin tan aşkına